Ayça'nın arabalarından herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Skoda Superb Kombi Squad'la karşınızdayım. Skoda'nın daha önce Superb testini yapmıştık sizlerle. Aslında birkaç yılda oldu. Şimdi bir wagonla beraberiz. Türkiye'de, dünyada SUV trendi devam ederken bence biraz ihmal edilmiş bir versiyon station wagonlar. Ben çok seviyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bırakın lütfen. Geçtiğimiz yıllarda Ayça'nın arabaları daha çok yeniyken bir Egea station wagon testi de yapmıştım. Onu da çok sevmiştim. Böyle artık ne sedan ne SUV, hafif de yerden yüksek olan bu araçların da ben çok kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Biraz da böyle hep söylerim, Amerikan vari geliyor bana, geniş aileler, kalabalık kalabalık araçları binip böyle köpeğine kadar hani koşarak biner ya bagaja, benim çok hoşuma giden farklı bir stil. Aracımızın tasarımına şöyle hızlıca baktığımızda önde Skoda logosunu, krom çerçeveli ızgarasını görüyoruz. Bence oldukça alımlı gözüküyor. Zaten bu mavi rengi de benim çok hoşuma gitti. Siz ne düşünüyorsunuz? Renk bence bir araca yakıştığı zaman onu ekstra güzel gösteren bir tasarım detayı. Yine aşağıda aracın bu tamponunda bir çıkıntı da görüyoruz. Evet, araç bir SUV değil belki ama normal Superb'e göre bir tık daha yükseltilmiş. Biraz böyle hani hafif de olsa bir crossover ezgileri araçta gözüküyor. Zaten Skoda'nın LED farları çok mu çok iyi. Gündüz bile bulutlu havada, İstanbul'da bugün bayağı bir yağış vardı, selektör yaktığında arkadaki araca yansıyor. O kadar güçlü LED farları var arkadaşlar. Yine kaput üstünde de aracımızın bu güçlü karakteristik kimliğini vurgulayan çizgiler de oldukça dikkat çekici. İsterseniz bir de aracımızın kaputunu kaldıralım, motorunu da birlikte inceleyelim. Arkadaşlar yalnız açtığım en basit kaputlardan biri oldu. Biraz yerini bulmak için tereddüt ettim. Bir kere gördüğünüz gibi kendinden amortisörlü iki tarafta otomatik olarak kalktı kapak. Ortada yerini biliyorsanız şu mandalı kaputa bastıktan sonra içeriden düğmesine şu mandalı kaldırmanız yeterli. İnanılmaz rahat, inanılmaz konforlu. Gelin şimdi 1.5 litre 4 silindirli motoruna şöyle bir göz atalım. Aslında Volkswagen gruptan çok aşina olduğumuz TSI benzinli turbo motordan bahsediyorum. Skoda Superb Kombi Squad'lar da bu motor seçeneğiyle geliyor. Normalde bir de 2 litre versiyonu var ama ülkemizde maalesef sadece bu versiyon. Çünkü fiyatlar zaten yüksek, bir de büyük hacimli motorlar gelirse gitgide katlanıyor. Satışlar da zora giriyor haliyle. Tabii motor kadar motor yağları da bir o kadar önemli. Skoda'nın Türkiye distribütörü Yüce Oto'da 25 yılı aşkın süredir Castrol motor yağlarını tercih ediyor. Aslında Skoda'nın tüm modellerinde sıvı titanyumla güçlendirilmiş Castrol H ürünleri kullanılıyor arkadaşlar. Evet, motorla ilgili de bu kadar bilgi verdikten sonra bu güzel kapağımızı kapatalım isterseniz. Nasıl kapatıyoruz? Bu kadar. Wow. Bayağı sert oldu ama çok kolay kapandı. Bir de kapak gerçekten sağlam. Bilmiyorum, açıkken dikkat ettiniz mi? Güzel bir izolasyon koruması da vardı. Evet arkadaşlar, bu uzun aracımızın şimdi yan kısmını anlatacağım. Baksanıza şu boya, şu heybete. Gerçekten çok uzun değil mi? Jantlarımız 18 inç. Gördüğünüz gibi böyle krom görünümlü çelik jantlar. Zaten yan tarafta aynalar olsun, işte tavan barları, camların çerçevesi, hepsi böyle kromajlı, böyle albenili. Oldukça prestijli duruyor aracımız. Yine kapının alt kısmına baktığınızda korumalıklar var. Bunlar da araca binerken üstümüzün kirlenmesini önlüyor. Önemli detaylar. Ve yine aslında jantlara bakın dedim, burada çamurluklar da göze çarpıyor. Evet, aracımız belki bir SUV değil ama yerden çok hafif yüksek bir station wagon.
Ve bu da ne böyle düz aracım yere yakın ne de yüksek SUV'yim, arada kalmış bir model. Bence çok güzel çalışılmış, günümüz çağını çok güzel cevap veren değişik bir tip. Açıkçası Türkiye'de bu araçları ben daha çok görmek isterdim. Yazık oluyor bu modellere diye düşünüyorum. Evet, aracımızın bagajına bakalım. Bagaj çok önemli. Zaten Skoda modellerinde gözüm kapalı bildiğim şey hep geniş bagaj hacimleri, arka oturma pozisyonları olmuştur. İnanın Kombi Scout da bizi bu konuda yarı yolda bırakmayacak. Ama şöyle baktığımızda köpek balığı antenimiz, yine hemen burada uzanan kısa bir spoilerımız ve Skoda yazımızı görüyoruz. Modelimizin de Superb olduğunu. Test aracım teknolojik açıdan gerçekten çok donanımlı. Şöyle anahtar yanınızdayken bir ayak hareketinizle bagaj otomatik olarak çalışıyor, açılıyor ve gerçekten de çok hızlı ve seri bir şekilde açılıyor ve bizi tam 630 litre büyüklüğünde bir bagaj bekliyor. Efsane değil mi? Bence çok güzel. Ama tek güzelliği bu değil. Bakın burada bir separatörümüz var. Burada da yine sabitleyicilerimiz var. Aksesuarları çok seviyorum ki bu aksesuarlar arkadaşlar şurada aşağıda geldi. Perde dahil tüm bu aksesuarları aşağıda tutabilirsiniz. Bu da bir diğer güzel özelliği. Çok akıllı saklama alanları var bagajın. Bir de şuradaki kaliteyi de göstermek istiyorum. Burada güzel böyle sert bir metalden bir malzeme koyulmuş ki hani araca yükler indirilirken, bindirilirken buralar zedelenmesin diye. Yani kaliteli. Yan taraflarda da kumaş detaylarını görüyorsunuz. Buralar aynı zamanda da arkadaşlar saklama alanları. Skoda'nın bu Simply Clever özelliklerini çok seviyorum. Şurada da yine aynı şekilde işte hem file var bir tane pakette hem de yangın söndürme tüpü var. Gerçekten çok iyi düşünülmemiş mi? Zaten bagaj büyük ama tangır tungur etmeyecek şekilde de ergonomik yerleştirilmiş. Yine 12 voltluk bir soketimiz var. Bolca kancalar, kanca karşılıkları yer alıyor. İstersek dediğim gibi bu perdeyi söküp tamamen aşağıya da yerleştirebilirsiniz. Bir de bagajı raflı olarak da kullanabiliyorsunuz. Yani bir alt kademeye de indirebiliyorsunuz. Aslında bu aradaki bölmenin altında da stepnemiz bulunuyor. Onu da göstermek istiyorum şöyle. Bakın. Bu kadar geniş bir hacim var. Yani bagajı anlatsak video olur bence, öyle söyleyeyim. Ve yine istersek arka koltukları buradan tek bir hareketle parçalı halinde indirebiliyoruz. Ve tabii ki arka koltuklarla bagaj arasında da yine bir bağlantımız var. Onu da koltuğa geçince anlatırım. Ya araç uzun ya, hani uzun ince bir şey taşımak istediğinizde kolaylıkla yerleştirebilirsiniz. Yine ister ayak hareketiyle isterseniz bu düğmeye basarak bagajımızı kapatıyoruz. Hadi şimdi gelin biraz da arka yolcuların konforuna bakalım. Bizi Skoda Superb Kombi Scout'ta neler bekliyor? Salon konforu mu demiştik? Skoda Superb Kombi Scout'un arkası muhteşem. Yalnız bugün yağmurlu bir gündeyiz. Bir yandan da yağmur damlaları pıt pıt vuruyor cam tavana. Cam tavanın ferahlığının ne kadar önemli olduğunu işte böyle kasvetli günlerde anlıyoruz. Aracımız çok geniş ama tavanın açık renk olması ve cam olması bu genişliği kat be kat arttırmış, çok daha ferah kılmış. Eğer güneş olsaydı güneşliklerimiz de çok fazla işe yarayacaktı. Gerçekten çok konfor arttırıcı öğeler. Koltuklar alkantara deri karışımı, çok rahat. Arkada bagajı sizlere anlatırken de söylemiştim. İsterseniz uzun ince eşyalarınızı bu şekilde yerleştirebilir ya da arkadan herhangi bir ihtiyaç duyduğunuz eşya varsa ona uzanıp alabilirsiniz. Hayat kolaylaştırıcı öğeler ve tabii buraya da birer içeceğimizi, telefonumuzu, eşyalarımızı yerleştireceğimiz kol dayamayı da düşünmüşler. Gerçekten çok beğendim. Kapı içlerindeki ambiyans aydınlatmaları da dikkat çekiyordur herhalde. Bunu farklı renklerde kullanabilirsiniz. Benimkiler şu an kırmızı olarak ambiyans iç aydınlatması yanıyor. Bir de şu koltuk başlıklarının özelliğinden bahsedeyim. Hani şimdi böyle yolda giderken uyuyakalırız ya, kafamız sağa sola döner, eğilir. İşte şöyle yine Skoda'nın akıllı bir çözümü var arkadaşlar.
Süper ya. Yolcu olmak istedim bu arabada. Kullanmayı ayrı sevdim, arkada olmayı ayrı sevdim. Bir kere çok geniş, 3 kişi rahat oturur. Sadece şaft tünelimiz biraz yüksek. Ayrıca arkada da bir klimamız var. Yani 3 bölgeli klima var. Hem ön yolcunun ve sürücünün hem de arkadaki yolcuların ortak kullanabileceği, sıcaklığı arttırıp ya da soğutmayı açabileceğiniz ve üstelik koltuk ısıtmamız da var. Anlat anlat bitmiyor. Bazen diyorum çok uzun oluyor, sizi çok sıkıyorum ama yani bu donanımda, bu Skoda kombinin, süper kombinin gerçekten çok fazla özelliği var. Ama özetle temel anlamda söyleyeceklerim bunlar. Son bir detay da şu an işte çok yağmurlu ve çamurlu bir havadayız. Artık kışa doğru yaklaşıyoruz. Yerdeki kauçuk paspasları çok beğendim arkadaşlar. Alıp hani onları yıkayıp tekrar koyabilirsiniz. Ve üstelik üstünde de S yazıları var böyle. İşte Scout'a gönderme yapıyor. En altta da Superb yazıyor. Böyle özetle arka kısımla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Artık sürüşe geçme vakti. Evet arkadaşlar, Skoda Superb kombi Scout'la yollara da çıktık. Bu uzun, yerden çok hafif yükseltilmiş Superb'in vagon versiyonunu kullanmak gerçekten bence çok konforlu. Bana biraz böyle Amerikanvari aileleri de hatırlatıyor. Hani evinizden böyle çoluklu, çocuklu, köpeğinize kadar mahalle çıkarsınız ya, işte tam o hayat tarzına da çok uygun. Kalabalık aileler için çok konforlu, çok rahat bir araba bu kombi Scout versiyonu. Zaten Superb'in sedan versiyonunu da denemiştik. O güzel açılan, komple açılan bagaj kapağıyla, arka iç hacmiyle çok geniş bir araçtı. Bu versiyonu ise biraz daha uzun ve yine bize geniş iç hacmi, bagaj imkanı ve güzel de bir sürüş keyfi sunan versiyonu. Bir kere görüş açıları araçta çok rahat. Hani uzun bir model olması hiçbir şekilde sizi endişeye sürüklemesin. Aracın aynaları, gerek arka görüşü ve tabii ki sensörleri ve geri görüş kamerasıyla kullanımı oldukça rahat. Zaten Skoda modellerini genel anlamda ben kullanmayı seviyorum. Hem SUV formunda hem de diğer Scala gibi, Fabia gibi küçük modelleri de bir şekilde ergonomisini iyi tasarlıyorlar. Bir mühendislik detayı kesinlikle var bu araçlarda. Özellikle de bu koltuklar çok hoşuma gitti. Sizi çok güzel bir şekilde sarmalıyor. Ve böyle alkantra kumaşıyla da çok kaliteli malzemeden yapılmış. Aynı zamanda benim koltuğum elektrikli. Özellikle bu elektrikli ve ısıtmalı olması da ayrıca yine konforumuzu arttıran diğer bir unsur. Araçta malzeme, koltukta da bahsettiğim gibi ön panelde de o kalite kendini hissettiriyor. Dokunduğunuzda hep yumuşak detaylar var ve aynı zamanda da ahşap unsurlar kullanılmış. Bu ahşap bana biraz klasik geliyor tasarım olarak. Ben daha böyle modern iç tasarımları seviyorum. Ama tabii ki zevk göreceli bir kavram. Yine önde güzel bir dijital multimedya ekranımız var. Dokunmatiği son derece hassas. Kolay bir şekilde de kullanıyorsunuz. Hem Android hem de Apple CarPlay özelliği var. Hemen aşağıda da havalandırma unsurları yer alıyor. İşte hem koltuk ısıtması hem kliması çift taraflı olarak bulunuyor. Aşağıda da yine şarj alanları bolca var. Kablosuz şarj da dahil. Sadece ben bu Volkswagen grubunda Type-C'ye çok alışamadım. Çünkü hep böyle dönüştürücüyle kullanmam gerekiyor. Eğer kablosuz şarj etmeyeceksem telefonumu. Yine 7 ileri DSG şanzımanımız. Biraz modernlik açısından baktığımızda daha ufak, artık ben viteslere alıştım ama bunu böyle sevenler de var. Hani hissetmeyi. Belki bu araca bu tasarım daha yakışıyor diyebilirsiniz. Ve yine elektronik el frenimiz, merkezi kilit gibi detaylar yine orta konsola yerleştirilmiş. Çok da ergonomik bir şekilde, yani aracı kullanırken rahat bir şekilde bu düğmelerin hepsine sürüş modlarından start stop'a kadar kolayca ulaşabiliyorsunuz. Bunlar çok önemli çünkü bir araca bindiğinizde hangi tuşun nerede olduğunu kolayca anlamak sürücüyü araca ilk böyle ısındıran detay oluyor. Yani sizin ilk düşündüğünüz zaman o tuş nerede, başkaları sizin için düşünmüş ve koymuş olması önemli. Evet, burada yine Skoda'nın o sevdiğimiz akıllı özelliklerinden, hani su şişesini yerleştiriyoruz ve aracı kullanırken tek seferde açabiliyoruz ya, o tabanlı su yerleştirme yeri de var. İçeceğinizi ister
bir tane ortaya, ister iki tane yana koyabiliyorsunuz. Hemen altında da kolçak var. Özetle iç dizaynı hem akılcı hem de kaliteli olarak düşünülmüş. Ve yine sürüş göstergesinde de farklı sürüş seçeneklerini dijital ekrana getirebiliyorsunuz. Kendi kişiselleştirilmiş, size uygun olan formatı kullanabilirsiniz. Şöyle sürüş moduna da bir bakalım. Ben şu an şehirde, hafif yağışlı bir hava var İstanbul'da. Normal modda aracımı kullanıyorum. İsterseniz bunu eko ve spor modları ya da individual kişiselleştirme modunda da kullanabilirsiniz. Kaputu açtığımızda da söylemiştik, aracımızda 1.5 litre 4 silindirli turbo bir motorumuz var. Motorumuz bu büyük aracı, aslında bu 1600 kilogram civarında da aracımızın ağırlığı. Bu aracı gayet iyi bence taşıyor. Hani çok fazla performans beklemeyin ama gerektiğinde de hızını hiç de fena olmayan bir şekilde hızlanan, sizi yarı yolda bırakmayan bir araç. Zaten 0-100 km hızlanmasında 10 saniyenin altında gerçekleştirmesi de bunun en güzel göstergesi. Hal böyle olunca 1.5 motorla işte 1600 küsür kilogram ağırlığındaki bir aracın yol alması yakıt tüketimini düşündürüyor haliyle. Yani şöyle söyleyebilirim, tabii ki çok çok ekonomik bir yakıt performansı kesinlikle beklemeyin. Ama hani böyle 8 litre, 8,5 litre civarlarında bir ortalamayla bu aracı kullanabilirsiniz. Bu da hiç fena değil. Ama tabii bu hem yol koşullarına hem siz nasıl bir kullanıcı olduğunuza ve hangi modda, aracın içinde kaç kişi olduğuna gibi değişkenlik gösterebilir. Daha yukarıya da tüketiminizi çıkarabilirsiniz. Güvenlik donanımları açısından da inceleyelim. Aracımızın kör nokta uyarı sisteminden ani fren sistemine, adaptif cruise kontrole kadar günümüzün tüm teknolojilerini yine Skoda Superb Kombi taşıyor. Yani zaten bu teknolojiler de uzun yolda olsun, şehir içinde olsun gerçekten önemli. Özellikle ben kör noktanın yanıp sönen ışıklarını çok sevdim. Çok sesle rahatsız etmeden ama görsel olarak gerçekten çok dikkat çekici bir şekilde sürücüyü uyarıyor. Bilmiyorum siz kullanıyor musunuz güvenlik asistanlarını? Ben normalde şehir içinde olsun, şehir dışında olsun çok sıklıkla kullanıyorum. Yorumlara da yazarsanız sevinirim. İzolasyonundan da bahsedelim. Ben hem otobanda kullandım hem şehir içinde aracı sıklıkla kullandım. İzolasyonu beni açıkçası rahatsız etmedi. Biraz böyle perdeyi açtığımda yukarıdaki tavanda o zaman böyle hafif bir kabin sesi sanki yani içeriye dışarıdan rüzgar sesi doluyormuş gibi hissediyorum ama onun dışında çok fazla beni rahatsız eden bir dış ses almadım. Bir de bu aracın en çok süspansiyonunu sevdim herhalde. Bu kadar uzun ve hafif yerden yüksek de olsa, tabii ki bir crossover değil, tabii ki bir SUV değil ama aracın süspansiyonu çok güzel. Çok yumuşak, beklediğimden çok rahat. Arkadaki yolcular da, öndeki işte sürücü olsun, yolcu olsun çok rahat yolculuk yapıyor. Bu kadar konforlu beklemiyordum açıkçası. Keşke ülkemizde SUV'ler kadar böyle vagonlarda, station vagonlarda tutulsa diyorum. Bence çok değerli, çok güzel araçlar. Skoda modellerini genel olarak çok beğeniyorum dedim ya, yolda kendinizi çok güvende hissediyorsunuz. Bence yola tutulması, dönüşleri, yolda gidişi gerçekten dengeli ve güzel araçlar üretiyor Skoda. Bana sorsanız sedan mı Ayça, işte kombi Scout mı tercih edersin diye herhalde bu vagon versiyonu kombiyi tercih ederdim. Çok daha keyifli geldi kullanması. Tipi de, tasarımını da çok sevdim. Özellikleri gerçekten çok güzel. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Eğer siz de aileniz için ya da eşya taşıyacaksanız geniş, büyük, konforlu bir araca ihtiyacınız varsa bence Skoda Superb Kombi Scout da düşünülecek adaylar arasında. Çünkü gerek iç hacmiyle, gerek sahip olduğu teknolojiyle, şehirdeki, şehir dışında kullanım konforuyla bunu fazlasıyla hak ediyor. Hem de biraz daha az sıra dışı bir araç kullanmış olursunuz diye düşünüyorum. Fiyatlar konusuna gelince de lütfen markanın web sitesinde güncel fiyatlara bakın diyorum. Çünkü gerçekten çok değişkenlik gösteriyor. Günden güne, haftadan haftaya değişebiliyor. Özetle söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.